Demir eksikliği anemisinin esas tedavi şekli ağız yoluyladır. Çünkü zaten demirin ağızdan alınıp bağırsaklardan emildiğini ve bu şekilde kana karışarak kemik iliğine gidip burada da kan yapımı için kullanıldığını ya da vücudun diğer gerekli yerlerine taşındığını biliyoruz. Şimdi ağız yoluyla verilecek tedavi çocuklarda her şeyden önce tadı güzel olması, yan etkilerin az olması gereken bir tedavidir. Piyasada aslında kullanılmakta olan iki grup ilaç vardır. Bir tanesine iki değerlikli demir diyoruz bir gruba, öteki gruba da üç değerlikli demir ve polimaltoz komplekse şeklindeki ilaçlar diyoruz. Klasik tedavi yıllar yılı iki değerlikli demir tuzları şeklinde olmuştur. Ancak işte bu iki değerlikli demir tuzlarının son derece fazla yan etkileri vardır. Tatları güzel değildir, çocuğun dişlerini boyar, yan etkilerini sindirim sistemi üzerindedir bu yan etkiler özellikle karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal şeklinde. Bu yan etkileri azaltmak için günde 2 ya da 3 doza bölünmeleri gerekir. Yani uygulanması zahmetli bir tedavi şeklidir. Üç değerlikli demir polimaltoz kompleksinin ise tadı çok daha güzel olduğundan çocuklar tarafından çok daha rahat kabul edilmekte. Sindirim sistemi üzerine yan etkileri çok daha az ve bu sebepten de günde tek doz olarak uygulanabilmekte. Bu da hem anne hem çocuk için kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca iki değerliklinin muhakkak aç karna, boş mideye uygulanması gerekirken üç değerlikli polimaltoz kompleksinde böyle bir zorunluluk da yoktur. Gıdalarla birlikte de alınabilmektedir. Bu da tabii ki işleri kolaylaştırmaktadır. Şimdi bu verilecek demirin çocuğun kilosu başına hesaplanması gerekir. Genellikle kilo başına 4-6 mg elementer demir hesabıyla yapılır bu hesap. Ama çok önemli bir şey vardır. Bu tedavi kısa süreli değildir. Çünkü öncelikle düşük olan hemoglobin dediğimiz değerin, yani kansızlığı ölçtüğümüz değerin normale çıkması lazım. Ama bundan sonra da vücuttaki boşalmış demir depolarının dolması gereklidir. Bu demir depolarının dolması ve hemoglobin normale gelmesi bütün bunlar yaklaşık 4 ayı bulacak bir süreç gerektirir. Dolayısıyla demir tedavisi de kısa süreli yapılırsa da hiçbir fayda görülmeyecektir. Şimdi bazı durumlarda ve çocuklarda çok nadiren parenteral yol dediğimiz kas içine veya doğrudan damar içine demir tedavisi uygulanır. Ne zaman uygulanır? Eğer bağırsaktan emilim bozukluğu varsa, ağızdan vereceğimiz demir bağırsaktan emilemeyeceği, vücuda yararlı olamayacağı için mecburen parenteral yol kullanılır. Ancak bu yollar kas içine yapıldığında son derece ağrılı bir işlem. Damar içine verilen demir ise çok şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğinden muhakkak hastane uygulaması gerektiren bir işlemdir ve çocuklarda nadiren başvurulan yöntemlerdir.